Herkese merhabalar. Sıfırdan 8'e hazırlık programımız başlıyor. Süper bir şekilde sizinle beraber sıfırdan 8'e yani hiçbir şey bilmeyen arkadaşlarımız için sekizinci sınıftaki konuları sıfırdan temelinden yapacağız. Ama bu sefer çok farklı bir formatımız var. Bu sefer kitaplar üzerinden işleyeceğiz konuyu. Yani sizinle beraber her gün 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 ilerleyerek sıfırdan İlk üç konuyu yani sekizinci sınıfta göreceğimiz ilk üç konuyu beraber işleyeceğiz ve harika bir şekilde sekizinci sınıfa sağlam bir temelle başlamış olacağız. Hadi bakalım artık kampımızda devam ediyoruz ve sıfırdan sekize hazırlık kampımızda sizinle beraber mevsimlerin oluşumu konusuyla beraberiz. Mevsimler neden oluşur? Mevsimler nasıl oluşur? Beraber bakacağız. İlk sayfamızı açtık. Hep beraber herkes lütfen bu sayfayı açsın. Mevsimlerin oluşumunu beraber anlamaya çalışalım. Mevsimlerin oluşumunu yani neden hangi mevsimlerimiz var ee, kış ondan sonra ilkbahar var ondan sonra e, son, şey var yaz var sonra da sonbahar var şimdi e, aslında dört tane bu mevsimimizin oluşmasının bir sebebi var neden e, kış diyoruz buna çünkü burası aslında çok basit soğuk. Yani burasının soğuk olduğunu biliyoruz. Burasının da sıcak olduğunu biliyoruz. Yani aslında temel şey bu kadar basit aslında. Böyle düşünelim. Sıcak ve soğukluğu sağlayan şey de yani neden sıcak, neden soğuk? Çünkü güneş o kadar değerli ki. Yani güneş aslında sıcaklığı ve soğukluğu sağlıyor. Dünyanın bütün ısınmasını sağlayan ana enerji kaynağımız Ana enerji kaynağımız bizim için güneş. Dolayısıyla güneş ne kadar tepemizden gelse... Mesela ben buradayım. Buradayım. Ee, güneşi de hatta şöyle farklı bir renkle e, çizelim. Şöyle ne yapalım? Burada böyle ayarlayabiliyoruz. Ben de yeni yeni e, buna alışk, alışkın oluyorum. İşte sallıyorum. E, rengimizi de nasıl değiştirelim? Buradan bakıyoruz. İşte e, mavi olsun. Şuradan güneşimiz... Ee, ...resmen ışıklarını veriyor... ...şimdi güneş ışınlarını verirken... ...hemen şöyle birazcık daha ayarlayalım buradan... ...birazcık daha kalın olsun... ...kalın mavimiz buradaymış... Ha. ...şimdi güneş tepemizden tepemizden... ...böyle ışınları verirse... ...tepemizden tepemizden verirse... ...gerçekten yakar ama güneş... ...şöyle birazcık ba batmaya yakın olduğunu düşünelim... Hemen şöyle birazcık kaydık bakalım hemen. Heh. Şimdi güneş buradan ışınları verirse bize, yandan yandan verirse biz yakmaz. Ama burası bizi yakar. Ya işte yakar dediğimiz şey yaz. Yazın yakar zaten şu anda çok sıcaklar var. Elhabibi sıcakları gelmiş gerçekten de Türkiye her tarafı yanıyor. 39 dereceye falan nerede neredeyse geldi sıcaklık. Şimdi burada buraya buradan gelirse de bu sefer de aslında birazcık daha soğuk olur. Dolayısıyla birazcık daha hani kışa yakın olur. İşte aslında temel mantık bu kadar basit. Güneş ışınları ne kadar dike yakın açılarla tepemizden tepemizden gelirse ki yazın öyle oluyor. O zaman yaz oluyor. Böyle ilk gelirse de o zaman kış oluyor. Aslında bilmemiz gereken temel şey bu. Tabii birazcık kayabiliyor kusura bakmayın. Şimdi dolayısıyla hadi bakalım bunları hemen bir halledelim bakalım. Aslında temel mantığı anladık. Bu temel mantığın üzerinde bütün her şeyi inşa edeceğiz. Peki nasıl ee, burada hemen kitabımızın üzerinden başlayalım. Bir kere temel bilgilerimiz şunlar diyoruz ki dünya aslında ortasından ekvator çizgisinin geçtiği bir yer ve dünyanın üst kısmına biz Kuzey yarım küre diyoruz, alt kısmına da güney yarım küre diyoruz. Yani dünyayı bir küre gibi düşünürsek, dünya şöyle bir yuvarlaksa, bunu ortadan çiz, 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 çizgiyle ayırdığımız zaman ekvator diyelim bu çizgiye. Resmen hani çemberin çapı gibi düşünebilirsin bunu. Ve bu üst taraf kuzey, alt tarafta güney diyoruz. Şimdi bu çok önemli bir bilgi. Güney yarım küre, kuzey yarım küre, dünyanın alt tarafı güney üst tarafı kuzey yarım küre. Peki... Türkiye olarak neredeyiz biz? Türkiye olarak da hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Türkiye olarak da şöyle kırmızıyla artık bir aracık yapalım. Türkiye olarak buradayız biz. Yani Türkiye'miz kuzey yarımkürede. Bu çok önemli bir bilgi. Mevsimin oluşumunda bizim çok ihtiyacımız olacak bu bilgi. Peki dünya bu şekilde dururken aslında dünyanın bir e, aslında ekseni var. Bu ekseni tam ortasından aşağı doğru topaçın dönmesi gibi dünya böyle dönüyor aslında. Kendi ekseni etrafında. Dünyanın ekseni diyorum buraya. Bu kendi ekseni dediğimiz şeyin etrafında böyle dünya dönüyor. Saat yönünün tersine doğru. İşte dünya enteresan bir şekilde güneşin karşısına gelince ekseni şöyle değil de şöyle oluyor. Güneşin karşısında eğiliyor resmen. Ve güneşin karşısında böyle eğildiği zaman hani dünyanın kafası burada, bacakları da burada diyelim mesela. E, dünya resmen saygı duruşu diyor. Ne zaman? 21 Haziran'da dünya güneşin karşısında eğiliyor resmen. E, hani öne doğru eğilip saygı göstermek gibi. Japonlar arigato marigato diyorlar ya. Dolayısıyla biz burada aslında dünyanın eğildiğini, ekvator çizgisi de burası aslında, eğildiğini gördüğümüz zaman dünyanın üzerine gelen ışınlara baktığımız zaman hemen şöyle yapalım birazcık bunu bir rengini değiştirelim. Dünyanın üzerine gelen ışınlara baktığımız zaman hemen bakalım şöyle birazcık daha farklı bir rengi seçeceğiz. Hemen rengimizi seçelim. Şimdi bak buradan gelen sarı ışınlar dünyanın göğsünü yakıyor. Dünyanın göğsünü yaktığı zaman dünyanın göğsü yani yukarı kısmı yaz oluyor ama poposu aşağı kısmı kış oluyor. İşte aslında Temel mantık bizim buradan dünyadan gelen güneşten gelen ışınların düşme açısı. Bu çok önemli bir bilgi. Dünyanın e, güneşten aldığı ışınlar dik gelirse yaz oluyor, e, öbür türlü kış oluyor. Hemen şöyle tekrar bir e, eski halimize gelelim. Dolayısıyla bu tarafta geldiği zaman da aslında yine dünyanın burası, ayakları, e, kolları diyelim. Bu sefer de ışınlara baktığımız zaman hemen şöyle yapalım. Hop Buradan gelen ışınlar hop 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 dünyanın poposunu yakıyor. O yüzden dünyanın poposu yani aşağı kısmı hemen şöyle e, şunu da düzeltelim. Aşağı kısmı yaz oluyor, üst kısmı kış oluyor. Burada ne oluyordu? Üst kısmı yaz oluyordu, burada kış oluyordu. Şimdi Türkiye'mizi düşünelim. Türkiye'miz neydi? Aslında Türkiye'miz 21 Haziran'da, Türkiye'mizi hemen şöyle yapalım. Türkiye'miz 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşıyor. İşte o yüzden Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi 21 Haziran'da yaşanıyor. Ama çok enteresan aşağıda dünyanın aşağısında yani güney yarımkürede ise e, 21 Haziran'da kış mevsimi yaşanıyor. O yüzden mesela ne ne olsun bu sefer Arjantin. Arjantin güneşin ülkesi şeklinde hatta şöyle bir sembolü de var falan filan bayrağı var. O zaman burada da Kış mevsim yaşanıyor gibi bir özellik var. Bu çok değerli ve bunu oluşturan şey dünyanın bu şekilde ekseneğikliği ve bu ekseneğikliği 23 derece. Burada gördüğümüz gibi bu 23 derece 27 dakika hatta bunu da söylemenize yani söyle bilseniz bir şey olmaz. Bu ekseneğikliği açısı bu açı aslında mevsimleri asıl oluşturan şey ikinci özelliğe geçiyorum. İkinci özellik ise dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi. Bu dolanma hareketini 365 günde yani bir yılda tamamlıyor dünya ve bunu saat gününün tersine bu şekilde yapıyor. Dolayısıyla 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart, 23 Eylül bunlar önemli tarihler bunlara geleceğiz. Ve bu dolanma hareketinde bir göğsü yanıyor bir poposu yanıyor. Bir göğsü yanıyor bir poposu yanıyor ve burada işte bir yaz oluyor bir kış oluyor. Bir yaz oluyor bir kış oluyor. Bir ilkbahar oluyor bir sonra. ya yani bu mevsimlerde işte bu dolanma hareketiyle bağlantılı yani bir yılla bağlantılı. O zaman hadi bakalım en temelindeki özellikleri anladık. Peki neler var? Şimdi kuzey yarım küre ve güney yarım küre dedik. Kuzey yarım küre dünyanın üst tarafı, güney yarım küre de alt tarafı diye diyeceğiz. Buradaki ülkelerde de üst tarafında biz varız. İşte Amerika var. İşte bilmem Avrupa var ve ama buraya baktığımız zaman güney yarım kürede ise Avustralya. Bu, bu, ülkeleri bilelim lütfen. Yani bu ülkeler resmen önemli. Avustralya Avusturya değil dikkat edin Avusturya Avrupa'da Avustralya e, ta aşağıda böyle şuralarda bir yerlerde yani şuralarda bir yerlerde e, aynı zamanda Arjantin bu ülkede lütfen bilin çünkü çok çıkıyor bunlar aynı zamanda Güney Afrika. Güney Afrika. Bunlar acayip önemli. Ve burada mevsimler bizimle tam tersi. Yani normal insan olarak hani Türkiye'de yaşayan bir insan olarak diyeceksin ki ya kardeşim 21 Haziran Türkiye'de e, yazdır. Herkes bilir bunu. Yaz tatili gelir okullar kapanır falan filan. 23 Eylül'de sonbahardır değil mi? Eylül'de okullar açılır diye okullar açılır. 21 Aralık'ta kıştır zaten Aralık'ta resmen kar yağar bilmem ne falan yılbaşına yakın kar yağar değil mi? Ama... 21 Mart'ta ilkbahar olur diyoruz? Türkiye'yi biliyoruz zaten. Türkiye'yi bildikten sonra zaten geriye kalan kısım yani bizim burası üst taraf, burası alt tarafsa alt taraftaki ülkeleri de bildiğimiz zaman, şunları bildiğimiz zaman bunlar da tam tersi olur. Bak tam tersi. Yemre zamanı kış. E, tam tersi 23 Eylül'de ilkbahar. Tam tersi. 20 Aralık'ta yaz. Çok enteresan. 20 Aralık'ta yaz olan bir ülke evet. Brezilya'da resmen Copacabana e, plajında denize giriyor bu adamlar. Aynı zamanda işte Arjantin'e denize giriyor Mendoza'da. İşte 21 Haziran sonbahar bunları bilmemiz gerekiyor. Güney Afrika'da güney yarımkürede kürede olduğunu da mutlaka bilelim dünyanın alt kısmında diyoruz. Canlı derslere aktif bir şekilde katılıyordun. Evet. Canlı dersler açıkçası okuldan hani okulda işlediğimiz konuyu ben hemen bitirmiş oluyordum. Yani okulda ben biliyordum o konuları. Yani daha önce işlemiş oluyordum çünkü ve bu açıkçası çok faydalı bir şey. Daha önceden yolun açık oluyor. Daha İlk baş bir soru gördüğün zaman onu yapmış oluyorsun. Ya da derslerimize soru çözüm dersleri oluyor ya da derslerde sorular çözüyoruz. Oradaki sorular da açıkçası çok büyük bir avantaj LGS sorularını da çözdük. Şimdi geldik devam ediyoruz. Şimdi bir de dünyanın ortasından geçen çizgiye ekvator dedik ya. Bir de çok enteresan ve dünyanın e, aslında 21 Haziranda ...Güneş şınlarının dik geldiği saat 12'de ama sadece saat 12'de... ...Güneş şınlarının dik geldiği bir enlem var. Bu enleme biz yengeç dönencesi diyoruz. Yengeç dönencesi dünyanın üst, üst tarafında bu yengeç dönencesi. Bir de alt tarafında yani güney yarımkürede olan... ...bak bu yengeç dönencesi kuzey yarımkürede... ...bir de alt tarafta olan oğlak dönencesi denilen bir enlem var. Yani bu enlemin ne olduğunu bilmenize gerek yok. önemli olan sadece bir çizgi. Ekvator tam ortasından geçen çizgiydi... Oğlak dönencesi altından geçen çizgi şeyde yengeç dönencesi üstten geçen. Çizgi. Oğlak dönencesi dediğimiz arkadaş da aslında 21 Aralık'ta saat 12'de güneşinların dik geldiği dönem. Sadece bir anlık dik geliyor buraya ve bu dik gelme yüzünden de aslında burada e, ne oluyor? ...güneşinleri dik geldiği için yani 90 derece geldiği için burada gerçekten de sıcak oluyor. Yani yaz mevsimi yaşanıyor. O yüzden zaten 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'de yani aşağıda yaz mevsimi yaşanır. E, 21 Haziran'da e, Kuzey Yarımküre'de e, zaten dik geldiği için ne kadar dik gelirse dedik ya o kadar yaz oluyor demiştik zaten. Şimdi bunlar temel bilgiler. Devam ediyorum. Temel bilgi dörde geçiyoruz. Şimdi eğik gelirse soğuk gölge boyu uzun. Dike yakın gelirse sıcak ve gölge boyu kısa olur. Bunlar çok önemli bilgiler. Ne demek bu eğik gelirse ve dike yakın gelirse? Şimdi güneş ışınları her zaman illa dik gelmek zorunda değil. Dik geldiği yerler işte burada dediğim gibi saat 12'de 21 Aralık'ta bir de ekvator bölgesinde dik gelir. Ama onun dışında bu dönencelerin dışındaki yani bizim olduğumuz Avrupa'nın olduğu aşağıda Avustralya'nın olduğu bu bölgelerde hiç dik gelmez güneş ışınları. O yüzden biz burada dike yakın kavramını kullanıyoruz. Türkiye'mizde de dike yakın gelir. Hiçbir zaman tepemizden tepemizden gelmez. Mesela Arap ülkelerinde ama tepelerinden tepelerinden geliyor. O yüzden zaten oralar çölleşmiş böyle yanıyor. Sahra çölü falan filan buralar çok yanıyor. Şimdi devam ediyoruz. Dike yakın gelirse sıcak ...olur. Ne demek zaten? Bunu söylemiştik. Yaz mevsimi oluşur demiştik. İlk gelirse de... ...kış mevsimi oluşur diye... ...aklımıza getirelim. Yani ilk gelirse... ...soğuk olur. Ee, dike yakınlığı ise... ...sıcak olur. Lütfen bunları bilelim. Ve burada çok önemli bir özellik daha var. Şimdi ben demiştim. Burada demin... ...hani ben burada duruyorum diyelim. Yer la la lay lay, lay lay. Ondan sonra hemen şöyle... ...birazcık şunların güneşimizi... ...çizelim. Şimdi güneş tepemizden... ...geliyor diyelim. Güneş şurada diyelim. Bir de güneşimizi buraya çiziyorum. Şimdi buraya çiziyorum. Şimdi şimdi diyorum ki benim gölgem ne kadar olur? Güneş ışınları böyle geldiği zaman. Böyle geldi 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 geldi. Bir de böyle gelecek şimdi. Bunu bir gösterelim. Benim gölgeme baktığım zaman hatta gölgeyi de şöyle griyle ile göstereyim. Benim gölgem güneş ışınlarından şu kadarcık bir gölge oluşur. Çünkü güneş ışınlarının geçemeyeceği tek yer benim alt kısmım burada. Şimdi şu kadarcık bir gölge oluştu. Şimdi gölge boyumuz düdük kadar. Ama eğer güneş ışınları buradan gelseydi hemen şöyle yapalım. Şöyle güneş ışınları şöyle tık tık yapıyorum birazcık. Çünkü kalemi kullanıyorum. Şöyle gelseydi o zaman benim gölgem yerdeki gölgem şöyle olurdu. Hemen sana gösteriyorum. Eşek kadar olurdu. Hatta bunu da farklı bir renkle yapayım ki tam şöyle ...eşek kadar olurdu. Neden? Çünkü bunun, bunun arkasına güneş geçemezdi. Dolayısıyla böyle eşek kadar olurdu. Dolayısıyla şimdi buradan bakıyoruz. Tekrar bakıyoruz. Burada güneş ışınları dike yakın gelirse... ...bak burası çok önemli. Dike yakın gelirse... ...dike yakın gelirse... ...o zaman ne oluyordu? Sıcak mevsim oluşuyordu. Ve ne oluyormuş? Gölge boyumuz kısa oluyormuş. Bak dikkat et, Bu kadar, düdük kadar gölge boyu oluşuyordu. Ve yazın demek ki... ...gölge boylarımız kısa olacak. Bu çok önemli bir bilgi. Ardından kışınsa, kışınsa buradan gölge eşek kadar çıkıyor. O zaman eğik gelirse, eğik gelirse e, burası soğuk oluyor. Zaten bunu söylemiştik kış mevsimi gibi düşünebilirsin. Ve gölge boyu da uzun oluyor diyoruz. Bunlar çok önemli bilgiler. Bunlar temel bilgiler. Bu temel bilgilerin üzerinde zaten bütün mevsimlerin oluşumunu oluşturuyoruz. Bir de bir tane daha temel bilginiz var. Gün 24 saat. Gün 24 saat ve 12 saat gece 12 saat gündüz oluşur normalde. Ama hiçbir zaman böyle olmaz. Mesela yazları yazları bizim Türkiye'mizde ya yazım yaz mevsiminde daha doğrusu gündüzler gündüz süresi büyüktür gece süresidir. Yani geceler kısa sürer ama gündüzler çok uzun sürer. Mesela e, sabah beşte güneş doğar. Beş sıfır sıfırda güneş doğar. E, akşam onda güneş batar. Ya kardeşim e, o zaman e, şöyle düşünelim. Saat şöyle düşünelim. Burası 12, burası 6, burası 3, burası da 9. Şimdi güneş nerede doğdu? Burada doğdu. Güneş nerede battı? Burada battı. Şuradan şuraya kadar 10'dan 12'ye 2 saat var. Buradan buraya 5 saat var. 2 artı 5. Ulan 7 saat gece oldu. E 7 saat gece ne demek ya öyle şey mi olur? Kardeşim 12 saat gece 13 saat gündüz olmaz mı? 24 saat 2'ye bölmüyor muyuz? Hayır. İşte yazın yazma mevsimde bazen 7 saat gece oluyor. 7 saat gece oluyor. 24 eksi 7 kaç eder dediğimiz zaman 17 saat gündüz oluyor. 17 saat gündüz oluyor. Türkiye'de de oluyor bu bu arada. Hani böyle me mevsimlerde mevsimlerde farklı farklı gece gündüz süreleri olabiliyor. İşte bunun en güzel göstergesi hemen şunları bir silelim bakalım. Evet hemen şöyle yapalım. O zaman diyoruz ki burada anlattığımız gibi 12 saat gece 12 saat gündüz olayı Sadece 23 Eylül ve 21 Mart'ta olur dünyada ve buna biz ekinoks tarihleri diyoruz. Onun dışında gece gündüz süreleri sürekli değişir. Bu gece gündüz süreleri eşit olduğu tarihler sadece dediğimiz gibi 23 Eylül ve 21 Mart'tır ve 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. Hatta bunu da sorularda şöyle gösteririz. Gece eşittir gündüz süresi. Hatta bazen şöyle bir tablo çizilir ve burada e, şurası geceyi temsil eder, burası gündüz temsil eder. İkisi de eşit uzunluktadır. Ama normalde şöyle gösterilir. Mesela şöyle olursa gece daha uzun, gündüz daha kısa. Burada da gözüküyor beyaz olan gündüz, karanlık olan gece. Bu bundan daha büyük olunca o zaman burada da gece ...büyüktür, e, gündüz demektir. Sorularda bunlarla çok karşılaşacağız. Şimdiden gösteriyorum ve bu demek... ...aslında bu kış mevsimi demek arkadaşlar. Bu kadar basit. Çünkü kış mevsiminde geceler daha uzundur. Yaz mevsiminde gündüzler daha uzundur. Bunu çok iyi bileceğiz. Yani gündüz süresi yaz mevsiminde daha uzun... Kış mevsiminde gündüz süresi daha kısadır, gece süresi daha uzundur. Çünkü kış mevsimi karanlıktır. Hatırlasanız da kış mevsiminde okula giderken böyle güneş doğmaz ya. Yani okula gideriz ama güneş hala doğmamış olur. falan Öyle şeyler olabilir. Ama yaz mevsimi aydınlıktır. Öyle aklımızı tutalım. Yani aydınlık olunca da gündüz daha uzun oluyor diyoruz. Hava geç kararır yaz mevsiminde, hava e, kış mevsiminde erken kararır. Erken aydınlanır, geç aydınlanır gibi bunları da bilmemiz gerekiyor şimdi geldik hadi bakalım artık ikinci sayfamıza. Şimdi siz buradaki çözgeçleri çözeceksiniz mutlaka bunun altındaki çözgeçler lütfen çözülsün arkadaşlar çok önemli çok değerli. Alttaki çözgeçi size ödev olarak veriyorum ve zaten süzgeci de çözeceğiz bu arada. Bundan sonra hemen bu arada çözgeci de yaptıktan sonra bir de süzgeci yapın arkadaşlar bu iki tanesini yaparsanız Hadi bakalım. Arkadaşlar videonuzu balla bölüyorum ama size çok güzel bir haberim var. 0'dan 8'e hazırlık setine sahip olan arkadaşlarımız Tonguç Dershane'de %25 indirim hakkı kazanıyor. İndirime ulaşmak da çok kolay. Setin arkasında bulunan bu bölümü kazıdığınızda bir koda ulaşıyorsunuz. Bu kodu Tonguç Dershane'de ödeme adımlarında indirim kodu yazan yere girerek Tonguç Dershane'de %25 indirimin sahibi oluyorsunuz. Hepinize iyi dersler. Şimdi ikinci sayfamıza geçebiliriz. Şimdi. Burada mevsimler oluşumu 2 de şunu bilmemiz gerekiyor. Dünya güneşin etrafında 365 günde dolanır. Yani saat gününün tersine burada şöyle döner böyle döner, böyle döner, böyle. Normalde saat, hani normalde şöyle bir saat çizersem saatin akrepi gel konu böyle döner değil mi? Böyle gider, böyle hareket eder. Biz bu sefer tam tersine yani böyle hareket ediyoruz. Dünya güneşin etrafında dolanırken demin de gösterdiğim gibi güneşten gelen ışınlar hemen şöyle yapalım. Güneşten gelen ışınlar dünyanın burasına yani göğsüne böyle dik dik geliyor. Ve göğsü yanıyor bak kızarık çizdim burayı. Göğsü yanınca dünyanın göğsü dediğimiz şey aslında demin de söylediğimiz gibi kuzey yarım küresi. Dünyanın göğsü burası. Ve aşağı kısmında poposu da güney yarım küresi. Poposundaki ülkeleri zaten söylemiştik. Şimdi dolayısıyla kuzey yarım küre yanıyor. Burada ise tam tersine buradan güneş ışınları 21 Aralık'ta dünyanın poposuna poposuna dik geliyor. Ve dike yakın buradan geldiği için bu taraf yanıyor artık. Ve bu da 21 Aralık'ta kış mevsimini oluşturuyor. Nerede oluşturuyor? Bizde oluşturuyor. Göğsü çünkü hala soğuk. Ama alt taraf poposu e, yanıyor. Dolayısıyla alt tarafta hemen şöyle diyoruz. Güney yarım küremizde yaz mevsimi yaşanıyor. Ama burada ise kış mevsimi yaşanıyor. Popo soğuk bak mavi çizmişiz. Ama kuzey yarım kürede de yaz mevsimi yaşanıyor. Yani aslında burada yaz yaşanırsa burada kış yaşanır arkadaşım. Bu kadar basit. Yani ortadan dünyanın ortasından ikiye böldüğünüz zaman üst taraf ve alt tarafta farklı mevsimler yaşanır. 21 Aralık'ta e, kuzey yarım kürede kış yaşanırken bizde Türkiye'mizde. Türkiye'mizde kış yaşanırken ama alt tarafta yaz mevsimi yaşanır. Dolayısıyla e, ne kadar dike yakın gelirse güneş ışınları o zaman o kadar daha sıcak oluyor ve yaz mevsimi yaşanıyor. Kuzey yarım kürede 21 Haziran bizim için yazdır arkadaşım bu çok önemli. Alt tarafta ise kıştır. Onu da bilmemiz gerekiyor. Burada 21 Aralık sadece zaten Türkiye'yi bilseniz yeter. Türkiye'de 21 Aralık'ta nedir? Kış mevsimi yaşanıyor. Ya. Bu kadar basit. Çünkü bize eğik geliyor güneş ışınları. Ama alt tarafı kızarttığı için alt tarafa dike yakın geldiği için orada yaz mevsimi yaşanıyor. Şimdi o zaman güneş ışınlarının geliş açısı arttıkça dik ve dike yakın ve gölge boyu da kısalıyor demiştik. Ne demiştik? Çünkü yazın gölge boyu kısalır demiştik bu çok önemli ve şunu da unutmayalım aynı konuda gölge boyu yaz mevsiminde kısa kış mevsiminde de uzun olduğunu bilmemiz gerekiyor bu çok önemli e, dolayısıyla Türkiye'mizde gölge boyumuz bizim yazın kısa bu gölge boyu GB ile gösteriyorum e, yazın kısa olur gölge boyu kışın Uzun olur. Bu çok önemli çünkü sorularda çok çıkıyor. Ne yapayım? Dolayısıyla hadi bakalım şimdi önemli tarihlere geçelim. Şimdi önemli tarihlerden 21 Haziran ve 21 Aralık adımız gibi bilmemiz gerekiyor. İnanılmaz değerli burası. 21 Haziran ve 21 Aralık bizim için hayati önemde. Ve sonrasında tabii ki şuradaki 21 Mart ve 23 Eylül bilmemiz gerekiyor. Bunlar ne demiştik? Ekinoks tarihleri demiştik. Bu Ekinoks tarihleri aslında bizim için... E 12 saat gece, 12 saat gece, 12 saat gündüz demekti. Ve bu tarihler bizim için aslında 21 Mart nedir desem? 21 Mart Türkiye'miz için, Türkiye'miz için ilk E 23 Eylül ne desem? Türkiye'miz için sonbahardır. Bak Kuzey Yarımküre Türkiye demek. O zaman hemen şunu kodlayalım. Kuzey Yarımküre eşittir Türkiye. Ve... Bu Türkiye'miz için her şeyi bilirsek 21 Haziran bu kadar 21 Haziran yazdır kardeşim 21 Aralık 21 Aralık kıştır kardeşim 21 Mart ilk ilkbahardır kardeşim 23 Eylül bunlar önemli tarihler son sonbahardır kardeşim bunları bilelim Türkiye buysa eğer Güney Yarımküre Güney Afrika... Aynı zamanda işte sallıyorum Arjantin, Güney Afrika, Arjantin, işte e, Avustralya, Avustralya böyle bir soru çıktı bu LGS. Bunlarda ise tam tersi oluyor. 21 Haziran kış, 21 Aralık yaz, 21 Mart ilk sonbahar, 23 Eylül'de ilkbahar oluyor. Dolayısıyla bu tarihleri bilmemiz gerekiyor ve bu tarihlerde tamamen çok önemli güneş ışınlarının geliş açısına göre dayanıyor. Ve zaten şunu da biliyoruz yaz mevsiminde gölge boyu ...kısa olur kardeşim... Ee, ...kış mevsiminde gölge boyu... ...uzun olur... ...yaz mevsimi sıcak olur... Ee, ...kış mevsimi soğuk olur... ...yaz mevsiminde gündüzler... ...gündüz... ...büyüktür, gecedir... ...kış mevsiminde gece büyüktür... ...gündüzdür... ...bunlar acayip temel şeyler... ...ve bu temel şeylerin üzerine inşa ediyoruz... ...bak gece gündüz süreleri... ...hemen burada da yazmışız zaten... İnanılmaz değerli... ...normalde gece gündüz süresi... ...12 saat gece, 12 saat bak açık mavi, koyu mavi böyle yazmışız zaten. Bu 21 Mart ve 23 Eylül'de gece gündüz süreleri birbirine eşittir diyoruz. Peki dolayısıyla e, bu ekinoks tarihlerinde zaten her yerde güney yarım küre kuzey hiç fark etmez bunlar ekinoks tarihleri. Bu ekinoks tarihlerini at gitsin bunlar zaten biliyoruz bunları. Ama onun dışında 21 Haziran kuzey yarım küre için hangi mevsimde yazdı? E yazın gündüz geceden daha fazla olur. Bak görüyor musun 12 saatten daha fazla e, gündüz ama gece ise daha kısa. Zaten bunlar birbirinin ikisinin toplamı 24 olacağı için mutlaka bir tanesi artınca bir tanesi azalıyor. Yani bu eşitlik bozuluyor. Burada ise dikkat edin gece gündüzden daha uzun 21 Aralık'ta. Zaten 21 Aralık'ta da bizim için kıştır gece daha uzundur gündüzden. Peki geldik devam ediyoruz. Güney yarım küreye bakıyoruz. Güney yarım küreye baktığım zaman da ne oluyor? Güney yarım kürede e, 21 Haziran... ...kıştır, bizim tam tersimiz ee, ve 21 Aralık'ta yazdır. Bunu biliyoruz. Yazın gündüzler gecelerden daha uzun olur. Bak gündüz daha uzun, gece daha kısa. Ee, burada e, gece daha uzun, gündüz daha kısa. Dolayısıyla gece daha uzun olunca da kış mevsimi yaşanıyor diyoruz. Unutmayalım 21 Haziran tarihinde dünyanın herhangi bir noktasından... ...kuzey kutbuna doğru gidildikçe gündüz süresi artar hatta kuzey kutbunda yani dünyanın tam üstünde ekvator çizgisi burasıydı. Kuzey kutbu burası, güney kutbu burası. Burada polar e, kutup ayıları falan filan var. Polar diyorlar bunu zaten. Ve burada altı ay gündüz yaşanır. Hiçbir zaman güneş batmaz. Altı ay gündüz yaşanır. Ve burada da altı ay e, gece yaşanır. Ne zaman? e, ee, işte bu e, yaz döneminde burada altı ay gündüz yaşanıyor. Burada altı ay gece yaşanıyor. Bu da bunun kış dönemi oluyor. Kuzey yarım küre ve güney yarım birbirinden farklı olduğu için tam tersi olduğu için diyoruz. Dolayısıyla yukarı doğru gidildikçe hatta ben geçen gün gittim mesela yukarıdaki ülkelerden bir tanesine. Ya kardeşim gece on bir buçukta güneş battı. Hatta St. Petersburg, e, Petersburg diye bir ülke var. St. Petersburg diye bir ülke var. ülke var diyorum pardon şehir var Rusya'da ve bu şehirde beyaz geceler diye bir şey var. Ee, beyaz geceler. Hiç güneş batmıyor. Güneş batmıyor. Aynı kutup kutuba yakın olduğu için burası da. Burada hiç güneş batmıyor ve güneş batmadı işte 20 Haziran'a yakın gecelerde burada 21 Haziran, 22 Haziran, 23 Haziran buna yakın gecelerde 19 Haziran, 20 Haziran bunlarda hiç güneş batmıyor adamlar güneşin battığını görmüyorlar perdeleri çekiyorlar yatıyorlar öbür türlü yapamıyorlar. Şimdi önemli tarihlerde gerçekleşenler üçüncü kısma geçtik ama sizin şimdi yapmanız gereken burada aşağıda çözgeç var çözgeç mutlaka yapın arkadaşlar ve... Bir sonraki sayfada da süzgeç var. Bu süzgeçleri lütfen yapın arkadaşlar. Ben Furkan Taha Yeşilyurt. LGS Türkiye birincisi oldum ve Robert Koleji'ne gideceğim. LGS hazırlık sürecinde sen nasıl hazırlandın? Ben sadece Tonguç dershaneye gittim. Ne özel ders aldım ne de gerçek bir dershaneye gittim. Okuldan zaten 5'e kadar sürüyordu. 5'ten sonra da geliyordum. Tonguç dershaneden denemelerimi çözüyordum. Konulara bakıyordum. Sonra uyuyordum. Hadi bakalım önemli tarihlerde oluşanlara geçiyoruz. Ve bu artık son sayfamız bitiyoruz merak etmeyin. Önemli tarihlerde gerçek Beşiktaşhanede 21 Haziran'da zaten anlatmıştık 21 Mart, 21 Aralık, 23 Eylül bunlar önemli tarihler. Dört tane önemli tarih var. Dört tarih. Bizim bu mevsim oluşumunda bilmemiz gereken dört tarih var. Şimdi ne demiştik? 21 Haziran'da e, aslında Kuzey Yarımküre için yaz gündönümü. Yani yazdır aslında. Ve yazın en sıcak olması gereken yazın en sıcak ve en güneş açınlarının dik geldiği zamanıdır diyebiliriz ve burada 21 Haziran saat 12'ye yengeç dönengesi dik açıyla güneş ışınları alır ve burada ne demiştik hani hatırlıyorsanız burada ortada ekvator çizgisi vardı üst tarafta yengeç dönencesi alt tarafta oğlak dönencesi vardı Yengeç Dönayesi Kuzey Yarımküre'ydi. Kuzey Yarımküre'de dik açıyla geldiği saat 12'de 21 Haziran'da işte burada dik açıyla güneş ışınları geliyor. Ve en uzun gündüz yaşanıyor burada. Zaten hani demin söylediğim gibi beyaz geceler falan filan hiç güneş batmadığı yerler. En uzun gündüz en kısa da gece yaşanıyor ve bu tarihten Sonra bir şeyler değişiyor çünkü yaz gün dönümü olduğu için. Şimdi onu anlatacağım. Ama burada 21 Aralık'a bakalım. Şimdi sadece Kuzey Yarımküre için bakıyorum. Bunun tam tersi Güney Yarımküre'de. Şimdi aşağı inelim birazcık. Yani 21 Aralık'ta ise Kuzey Yarımküre için... ...kış gündönümü. Bu kelimeler önemli. Bir yaz gündönümü var, bir de kış gündönümü var. Zaten bizim için kış mevsimi yaşandığı için... E, ...yani Türkiye'miz için... ...Türkiye'miz için... E, ...kış e, mevsiminin aslında... ...başladığı yer gibi düşünebilirsin. Ve 21 Aralık saat 12'de... ...Oğlak Dönencesi'nde, bu sefer Oğlak Dönencesi... ...alt taraftaki yere... ...güneşinleri dik açıyla... ...yani 90 derecelik açıyla geliyor. Saat 12'de sadece bu arada. Ve en uzun gündüz... ...en kısa... Gece yaşanıyor nerede ama Güney Yarım kürede. Şimdi dikkat edelim. Kuzey Yarım kürede en uzun en uzun e, gündüz dediğimiz zaman aslında diyeceğiz ki 21 Haziran, 20 Haziran e, Kuzey Yarım küre diyeceğiz. Ama en uzun gece dediğimiz zaman 21 Aralık e, Kuzey yarım küre diyeceğiz. en uzun gece dediğimiz zamansa 21 Aralık 21 Aralık kuzey yarım küre diyeceğiz. En uzun gece burası. Burası da en uzun gündüz. Bu kuzey yarım küre için. Güney yarım ne oluyor? Tam tersi oluyor. Burada 21 Haziran'da 21 Haziran'da e, pardon şurada 21 Haziran'da e, güney yarım kürede en uzun gece yaşanıyor. Yani kışın ortası oluyor. Burada ise 21 e, Aralıkta 21 Aralıkta Güney Yarımkürede Güney Yarımkürede en uzun gündüz yaşanıyor diyoruz. Şimdi bu tarihten sonra da e, hani ne oluyor? Gündüzlerin ve gecelerin süresi değişiyor. Ama burada şunu unutmayalım. Bak 21 Mart ve 23 Eylül'de ne demiştik? 21 Mart ve 23 Eylül'de 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyor. 21 Mart. Ve 23 Eylül'de. Çünkü bunlara ne demiştik? Aslında biz bunlara Ekinoks tarihleri demiştik. Şu ikisi gerçekten önemli. Ekinoks bunlardan soru geliyor. Ve bu tarihlerde e, 21 Mart saat 12'de Ekvator'a güneş şınları dik açıyla geliyor. Ekvator'a geliyor bu sefer. E, 23 Eylül saat 12'de Ekvator'a yine dik açıyla geliyor. Bu Ekinoks tarihlerinde. Zaten Ekinoks kelimesi de ekvatordan çıkıyor. Onu da unutmayalım. Ekvatorla bağlantılı olduğu için. Ve burada da dik açıyla geldiği yer. Yani şunu unutmayacağız. 21 Haziran'da e, yengeç dönencesine, 21 Aralık'ta e, oğlak dönencesine, 21 Mart ve 23 Eylül'de ekvatora dik açıyla geliyor ve burada aslında e, gölge boyu, işte e, sıcaklık ve benzeri tamamen değişmeye başlıyor diyoruz. Şimdi burada şunu unutmayalım, çok önemli, çok önemli ve sınavda LGS'de çok çıkan bir soru kalıbı var. O da şu. Şimdi ben e, güneş ışınlarını hatta şöyle yapalım, güneş ışınlarının rengini yapalım, güneş ışınlarını şöyle gönderdim. Hop, şöyle gönderdim şöyle gönder. Nasıl gönderiyorum bu dikkat edelim burada. Oh, hatta bunları da şöyle çizeyim. Onu da e, sarı rengi almışken şöyle çizelim. Şimdi güneş ışınlarını ben şu şekilde gönderdiğim zaman dik açıyla dik açıyla geldiği zaman dik açıyla geldiği zaman aslında üç tane çizgimiz var bir iki üç ve üç tane çizgimiz dar bir alanı aslında dar bir alanı düşüyor bir de ben bunları eğik gönderirsem, yani şu şekilde gönderirsem, bak, bu dike yakın veya dik diyelim, dik diyelim. Gönderdiğim zaman üç tane güneş ışını dar bir alanı ısıtıyor. Bir de şöyle eğik gönderdiğim zaman, eğik gönderdiğim zaman, bu sefer yine üç tane ışını gönderdiğim zaman, bu sefer daha geniş bir alanı e, bu e, ısıtıyor. Şimdi burada unutmayalım. Güneş ışınları yaz mevsiminde nasıl gelirdi? Tepemizden tepemizden gelirdi. Ama kış mevsiminde geldiğimiz zaman güneş ışınları nasıl gelirdi? Böyle eğik eğik gelirdi. Şimdi tepemizden tepemizden gelince yaz mevsimi oluyordu ve aynı miktarda ışın dar alana düştüğünden dolayı dar alana düştüğünden dolayı bizim tepemizi yakıyordu. Yani beynimiz yanıyordu. Böyle alev alev yanıyordu. O burada İlk geldiğinden dolayı biz öyle çok fazla gölge boyu uzun oluyor ve burada gölge boyu kısa oluyor ama burada bizim tepemizden yakmıyordu dolayısıyla kış mevsimi yaşanıyordu. Aynı miktarda ışın da geniş alana düştüğü için hani sadece kafamızın tam ortasına değil böyle yanına sağına soluna falan filan düştüğü için çok fazla yakmıyordu. İlk gelince zaten güneş batarken çok fazla yakmaz bize. Kış mevsimi ve sıcaklık az oluyordu. Ama burada sıcaklık fazla. Ve burada bilim yüzeye düşen enerji az oluyor. Çünkü dağılıyor enerji. Yani geniş bir alanı ısıttığı için dağılıyor enerji. Mesela bir bardak suyu ısıtmak daha kolay. Bir sürü ay suyu ısıtmak daha kolay. Tabii ki bir bardak suyu ısıtmak daha kolay. Ve bir bardak suya e, ocakla ısıtma açısına hemen tak diye orası yanar. Ama burası... Böyle uzun sürer belki değil mi? Aynı onun gibi düşünün ve burada birim yüzeye düşen enerji miktarı fazla oluyor, burada az oluyor. Bunlar çok önemli kalıplar. Neden kalıplar? Çünkü soru kalıbı bunlar. Yani bu kalıplar sınavlarda çıkıyor. İşte diyor ki e, burada sıcaklık fazla olur, birim yüzeye düşen enerji fazla olur. Zaten bu ikisi aynı şey. Enerji unutmayın bu arada. Isı bir enerjidir. Isı bir enerji olduğu için ne kadar çok ısı düşerse yani birim yüzeye düşen enerji miktarı fazla derse o zaman ısı fazla diyeceğiz. Isı bir enerji olduğunu bilirsek. Isı fazlaysa sıcaklık fazladır arkadaşım. ısı fazla düşerse ve burada düşüyoruz. Birim yüzeye düşen enerji az olursa sıcaklık az oluyor ve unutmayalım. Yaz mevsiminde gölge kısa, kış mevsiminde gölge uzun olur. Zaten bu kavramları beş defa tekrar ettik ama bunlar çok önemli. Unutmayalım. Yaz mevsiminde gündüz büyüktür, gece olur. E kış mevsiminde ise gece büyüktür gündüz olur. Dolayısıyla gündüz süresi daha kısadır diye de yorumlayabiliriz diyoruz. Peki, o zaman şimdi hemen buradaki çözgeci yapalım. Çözgeç aşağıda. Çözgeci mutlaka yapalım. Sonra diğer sayfadaki süzgeci yapalım lütfen. Bu süzgeci ve sözgeci tamamladıktan sonra artık zaten konuyu net bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın. Size başarılar diyorum. Başarılar diyorum. Süper bir ders oldu. Gerçekten de ellerinize sağlık. Aklınıza sağlık. Ve kulaklarınıza sağlık. Süper bir şekilde sizinle beraber bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Ve size İngilizce bye bye diyorum. Görüşmek üzere.